LGS'ye son 51 gün. Gerçekten havalar ısınmaya başladıkça yavaş yavaş mikrobun da beli kırılmaya başladı. Muhtemelen LGS'yi erteleme ihtimalleri azaldı. Bizler çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam edelim. İnşallah LGS ertelenmez ve tam zamanla gireriz ki böylece artık sokaklara çıkmışız demektir. Dolayısıyla biz sıkı sıkıya çalışalım ve son 51 günde netlerimizi, puanımızı çok ciddi bir şekilde artıralım. Günün sözüne baktığımızda henüz hedeflediğim yerde olmayabilirim. Ancak dün olduğum yerden daha yakınım. Nereye? Hedeflediğim yere. Şimdi gerçekten de biz şu anda istediğimiz puan diyelim ki 450 puan olsun. 450 puan da olmayabiliriz. Veya 470 puan da olmayabiliriz. Veya da 440 puan da olmayabiliriz. Belki de şu anda 350'deyiz. Belki de 300'deyiz. Belki de 400'deyiz. Fark etmez. Hedeflediğimiz yere ulaşmak için gayretli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ve en sonunda da inşallah hedefimize ulaşacağız. Çünkü gayret eden, gayret gösteren mutlaka hedefine ulaşıyor arkadaşlar. Ama ya yapamam ki ben deyip vazgeçersek zaten baştan bir kere kaybetmiş oluyoruz. Günün yorumuna baktığımızda Muhammed Ali Alkan 267 beğeni almış. Hemen sorularını cevaplayalım. Gerçekten de 18. yazışım. Lütfen beğenin, sorularım şunlar demiş. Sorularınız varsa ekleyebilirim demiş. Bir öğrenci puan olarak şu andan itibaren kaç puan yükselir? Arkadaşlar normalde son 51 günde bir öğrencinin puanı en fazla 50 puan yükselir derdik. Yani süper bir şekilde çalışırsa. O da tabii ki matematikler, fenler eğer azsa, yani matematik fende süper netlerini artırsa derdik. Ama şu anda sadece birinci dönem konularından sorumlu olduğumuz için ve evde olduğumuz için, yani okulda kaybedeceğimiz hiç vakit yok. Sabahtan akşama kadar evde bol bol test çözebileceğimiz için şu anda çok ciddi puan artışı yapabiliriz. Ben burada tam bir puan vermeyeceğim. Neden? Çünkü eğer bir öğrenci 300 puandaysa şu anda 400 puana çıkabilir. Veyahut da 400 puandaysa atıyorum 460'lara çıkabilir. Ama 480 puandaysa 100 puan artıramaz ki, zaten en fazla çıkabileceği puan 500. Yani çok yükseklerde değilse çok ciddi sıçramalar yapamaz. Ama çok yükseklerde, yani 450'nin üzerindeyse muhtemelen 15-20 puan, 25-30 puan artırabilir. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde çalışıp biz puanımızı artırmalıyız. Bu virüs tatili döneminde günümüzü nasıl geçirmeliyiz? Bununla alakalı zaten biz ev okulda sizlere destek oluyoruz. Sabah erken kalkmalıyız. Gün içerisinde mutlaka bir tane deneme çözmeliyiz. O denemeyle alakalı yanlışlarımız varsa o yanlışların üzerine gitmeliyiz. Ve ardından da diyelim ki denemede 10 yanlışım çıktı. Demek ki o gün mutlaka o yanlışla alakalı soru çözeceğimiz anlamına geliyor. Ve eğer denemede çok iyi yaptıysak diyelim ki 2-3 yanlışımız çıktı. O zaman o gün daha soru çözebiliriz, dinlenebiliriz. O gün kendimize biraz daha fazla internette, sosyal medyada, oyunda zaman kazandırabiliriz. Fakat ne olursa olsun mutlaka her gün bir deneme çözmeliyiz. Mutlaka her gün bol bol kitap okumalıyız. Mutlaka her gün matematikten, fenden, Türkçeden ekstra sorular çözmeliyiz. Çünkü bunların katsayısı 4. Bu dönemde günde kaç saatte kaç soru çözmeniz hedefinize bağlı. Eğer hedefiniz iyi bir Anadolu Lisesi ise mutlaka 90 sorunun ilk katı olan 180 soru çözmelisiniz. Ama çok çok iyi bir Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi ise en az 270 soru çözmelisiniz. Yani LGS'de gireceğiniz sınavda 90 sorunun 3 katı olan 270. Kaç saat? Bu da süreye bağlı. Yani 2 dakikadan düşünsen mesela 180 soru çözdüğünde 2 dakikadan düşünsen 360 dakika eder. 360 dakikayı da 60'a böldüğün zaman 6 saat eder. Aralardaki boşluklarla beraber 7-8 saat ders çalışman gerekir. Tabii ki bu 2 dakikalık sorulardan bahsediyorum. Geçen senelerin kaynakları nasıl değerlendirilir? Burada geçen senenin kaynaklarında sınavınıza çıkmayan soruların olduğu kısmı, yani 2. dönem konularını çözmezseniz 1. dönem konularını çözebilirsiniz. Tonguç 1. dönem full tekrar yapacak mı? Tabii ki de yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda zaten ev okulda tüm konuları en baştan sona tekrar ettik. EBA'ya göre değil, direkt LGS'ye göre gidiyoruz. Ve aynı zamanda sınavdan önce de en uzun canlı yayınlarımız, ders tekrarlarımız olacak. Sabah erken kalkıp soru çözmek mi yoksa gece soru çözmek mi daha yararlı olur? Tabii ki sabah erken kalkıp soru çözmek daha yararlı olur. Niye? Çünkü siz sınava sabahleyin gireceksiniz. %2'lik dilime girmek için kaç soru çözmeniz? Bu da yine sizin seviyenize bağlı. Gene günde en az 200 soru çözmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Kitap okuma isteği nasıl kazanılır? İstediğiniz tarzdaki romanları okuyun. İstediğiniz tarzı belirleyin. Sevdiğiniz, istediğiniz veyahut da sevdiğiniz kitapları okuyaraktan başlayabilirsiniz. Yani sevmediğim bir tarz. Diyelim ki Franz Kafka Dönüşüm. Çok mükemmel bir roman. Harika bir şey. Ben bayılıyorum bu kitaba. Adam bir sabah yatağından uyandığında kendini örümcek olarak buluyor. Ama böcek olarak buluyor. Ama ya ben bunu sevmedim hocam. O zaman sevdiğin kitabı oku. Ne bileyim, Yüzüklerin Efendisi'ni mi seviyorsun? Harry Potter'ı mı seviyorsun? Ömer Seyfettin mi? Fark etmez. Sevdiğin bir tarzdan okuyaraktan başlayabiliriz. Konu tekrar yapmaya önem vermeli miyiz? Tabii ki. Zaten soru çözmeniz demek konu tekrar demek. Yaptığınız her bir deneme esasında tüm konuların tekrar olmuş oluyor. 330 puandan 430 puana çıkabilir miyiz? Tabii ki çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 330 puandan 430 puan için esasında mesela 430 puandan 500'e çıkmak çok zor.
Ama 330'dan 430'a çok ciddi, çok gayretli bir şekilde çalışırsanız çıkarsınız. Nitelikli bir fen lisesi için şu an kaç puanda veya kaç nette olmamız gerekiyor? Şu an arkadaşlar 70'lerde olmanız gerekiyor. Çok iyi bir fen lisesi için. Ama bunu 70'lerden 80-90'lara çıkardığınızda çok iyi fen liselerine girebilirsiniz. Ha, 70'lerde derken 69-68'de bunun içine girebiliyor. Ha hocam ben 60 netteyim, o zaman ben hiç kazanamayacağım. Hayır. 60 netten de 80 nete, 75 netlere çıkarsın. O zaman da çok iyi bir Anadolu lisesi, iyi bir lise kazanabilirsin. Diyarbakır Vali Aydın Eraslan Fen Lisesi'ni, Arslan Fen Lisesi'ni veya Adana Rotary Fen Lisesi'ni tanıtabiliriz. Şimdi gelelim kitabımıza. Günün kitabı Franz Kafka'nın postmodern eseri Dönüşüm'ü mutlaka okumanızı istiyoruz. Gregor Samsa bir sabah uyandığında yatağında kendini böcek olarak buluyor. Kitabın giriş cümlesini okumak istiyorum. Hadi gel bakalım giriş cümlesi. Bir sabah tedirgin düşlerden uyanan Gregor Samsa devciliğin bir böceğe dönüşmüş buldu kendini. Adam bu iyi uyanıyor, sabahleyin kendini yatakta bir böcek olmuş. Güzel bir kitap, okumanızı tavsiye ediyorum. Gün Okulu Gönül Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi İstanbul'da 4.11 dilimle alıyor. Yeni açıldığı için puanı şu anda fazla yükselmemiş olabilir. Burayı tercih ettiğinizde hızlı bir şekilde tercihlerinizi başarıya ulaştırabilirsiniz. Günün sorusuna baktığımızda yukarıdaki uygulamalardan kaç tanesi de canlının genetik özellikleri değişir şeklinde bir fen sorumuz var. Keçi sütünden ipek üretimi, farklı kalıplarla şekil meyve üretimi, kabuksuz kabak çekirdeği ve çekirdeksiz karpuz üretimi ve günün kaynağını unutmuşuz arkadaşlarla. Günün kaynağı da tabii ki arkadaşlar yeni kitaplarımızdan mutlaka faydalanıyorsunuz ama paragrafonu da eğer şu ana kadar almaysanız mutlaka alıp buradaki beceri temelli yeni soruları çözün. Her gün 10 tane paralel soru çözdüğünüz zaman LGS'de Türkçeyi hepsini doğru yapabilirsiniz. Hadi bakalım ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Çalışmaktan vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Çalışan kazanır, elması kızarır. Hadi bakalım.